Fintech İstanbul, Fintech 101 eğitimlerinin 5. dönemi sona erdi. Yanımızda da 5. dönemin katılımcılarından biri var. Merhabalar, kendinizi tanıtabilir misiniz? Önce kısırlıyorum. Merhaba herkese. Ben Vildan Çelenk, FÖ Banka'dan katılıyorum. İş süreçlerin yönetiminde görev yapıyorum. Bankanın ödeme sistemleriyle ilgili projelerinde görev alıyorum. İsmim Ayşe Kulak, Türkiye Finans Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürü'yüm. 15 yıllık bankacıyım. Merhabalar, Nesrin İlker Peker, Softek'te çalışıyorum. E, SofTek'te şu anda koordinatör danışman olarak sözleşme yönetiminden sorumluyum. Arda Berkay Çağ'ın ismim. E, firmalara stratejik iş geliştirme alanında danışmanlık yapıyorum. Eğitimi birkaç arkadaşımın tavsiyesiyle aslında e, ve buradaki hocalarımızdan bir tanesinin tavsiyesiyle e, katıldım. Daha önce katılmayı düşündüğüm ama biraz ertelediğim bir eğitimdi. İyi ki tekrar ertelememişim. E, çok Gerçekten tatmin ediciydi. E, Sezin Ata ismim. E, i̇ş geliştirme müdürüyüm e, Enterprise Singapur'da. Enterprise Singapur, Singapur hükümetine bağlı bir kurum. E, Türkiye'de de 2012'den beri e, burada mevcut. E, şu an daha çok fintech alanına baktığımız için ben de bu kursa da katılmıştım. Bu eğitime, Fintech 101 eğitimine katılmadan önce beklentileriniz neydi? Şimdi 5. dönem tamamlandı. Sonuçlarından memnun musunuz? Açıkçası çok yoğun tempoda çalışıyordum. Benim için çok büyük bir fırsat oldu. Duyar duymaz katılmak istedim. Çok keyifli geçti. Çünkü çağımızı takip etmek gerçekten çok önemli ama bir türlü fırsat yaratamıyoruz kendimize. Sürekli bir iş temposundaydık. Beklentimin çok çok üstündeydi oldukça aydınlandık dünyada neler oluyor farkına vardık çok keyifliydi bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum muhakkak katılsınlar. Eğitime katılırken aslında büyük bir motivasyonla katıldık. Çünkü 44 kişilik büyük bir ekip yönetiyorum. Onların gelişimi benim için çok önemli. Aynı zamanda da çok güncel, trend olan, bütün girişimcilere de yol gösterebilecek konular işlenebileceğini düşünerek geldim. E, beklentimin üzerine çıktığını düşünüyorum. Çünkü bir önceki dönem katılımcılarından aldığımız feedback e, çok bu yönde değildi. E, fakat şuna yordum ben de faydalanmak isteyen gerçekten doğru odaklı eğitime katılan için çok güzel bir e, gelişim, çok güzel bir açılım. E, aynı zamanda aslında. Birçok kaynaktan birlikte araştırıp bulamayacağınız kompleks bilgileri tecrübeye dayalı olarak alma şansını buluyorsunuz. Bu da benim için çok güzeldi. Deneyimlerimle örtüştürdüm. Hatta deneyimlerimle artı değer yaratabileceğimi düşündüğüm taraflar oldu. E, ekibime de tavsiye etmeye devam ediyorum. Hatta dönüşte yeni dönem için yeni katılımcıların taleplerini almaya devam edeceğim. Bu sahayla alakalı, fintech alanıyla alakalı bir kısmına hakim oldum ama bir kısmından böyle bir süredir kaçtığım ve çok da aslında bir taraftan da öğrenmek istediğim konuları burada öğrenmiş oldum. Çok değerli hocalar geldi. Gerçekten çok feyiz alacak şeyler dinledik burada. Gerek hocalardan, gerek buraya davet edilen konuklardan, girişimlerden vesaire. Dolayısıyla yani aslında her anlamda hem bilgi anlamında hem buradaki eğitimlerin interaktif geçmesi alanında çok tatmin edici bir eğitim oldu. Yani tabii ki de öncelikle bu kursun konuşmacıları olsun programı olsun çok detaylıydı. Hani girmeden önce çok güzel bir kapsam olduğunu düşünmüştüm. Hatta girdikten sonra daha da memnun oldum. Çünkü her bir konuşmacı birbirinden değerliydi. Verdikleri bilgiler gerçekten çok e, nitelikliydi. Birçok şeye okuyup araştıran bir insan olarak benim beklentilerimin çok daha üstündeydi açıkçası. E, bundan dolayı gayet ben memnun kaldım açıkçası. E, fintech dünyası ile ilgili e, bilgi edinmek istiyordum. E, aslında beklediğimden daha e, geniş yelpazede bilgilendirme e, olanağı Fırsatı buldum. Ee, özellikle konuşmacılar, ilgili konular ee, çok doğru seçilmişti. E, katılımcıların yelpazesi çok geniş e, bir şekilde olmasına rağmen, e, hepimiz bunları çok kolayca aldık. Özellikle çok tecrübeli e, kişiler tarafından anlatım yapıldı. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki dönemde bunun bir üst seviyesi olursa ona da katılmak isteriz. E, ek olarak. Buradaki anlatımlarda yani beklediğim şuydu startup dünyası ile ilgili hem gelişmeler hem de bunların oluşumu, gelişmesi ve sonuçlanması dönemlerindeki e, süreci merak ediyordum. E, çok ciddi ve güzel anlatımlar oldu. Özellikle yatırımcı tarafındaki gözünden nasıl bakıldığını, bu işin nasıl e, bir kompak halinde e, yürüdüğünü e, çok iyi anlama fırsatımız oldu. E, Startup tecrübesi olan e, arkadaşlar geldi buraya bize anlatımlar yaptı. Onlar da çok faydalı, çok güzeldi. E, ben hani aradığımı e, elde etmek istediğim şeyleri buldum. E, çok da memnunum. Bir üst seviyesi açılırsa onu da değerlendirmek ...dinlemek isterim sizlerden. Peki tavsiye ediyorum dediniz. Daha çok kimlere tavsiye ediyorsunuz mesela eğitimi ee, Ödeme sistemleri tarafında dijital tarafta görev yapan arkadaşlar olabilir. Finans sektöründe özellikle ağırlıklı olarak e, dijital işlemler, mobil bankacılık, ATM, kredi kartı, POS e, işlemleriyle ilgilenenler, e, uygulamalarda gördüğümüz muhasebe işte e, uygulamalarıyla çalışan EFT gönderim gibi yine bu ödeme sistemleri dünyasında yer alan e, birimler daha çok eşlik edebilirler. Ee, daha çok yeni mezun olmuş üniversitelerden ve kendisini e, bir start yeni bir fikirle e, bir şeyler yapmayı hedeflemiş gençlere daha çok tavsiye ederim. Son sonuç itibariyle hani yelpaze çok genişti katılımcılar. benim gibi hani tecrübeli arkadaşlar da vardı, yeni mezunlar da vardı. Bazı konular bizim zaten finans sektöründen aşina olduğumuz konulardı. ama hani bunlar yeni başlayan arkadaşlar için çok faydalı. Yani finansın her bölümünden kısa kısa anlatımlar vardı. Kesinlikle hani bu arkadaşlara tavsiye ederim. Eğitimi ben ödeme sistemleri çalışanları başta olmak üzere aslında tüm bankacılara tavsiye ederim. Nedenine soracak olursanız ben geleceğin artık blockchain teknolojisi üzerine şekilleneceğinden son derece eminim. Bu konuda bir kafa karışıklığım yok. Fintech organizasyonları da aslında finansal sistemleri bambaşka bir bakış açısı getiren, geleceğin rekabet risklerini bize çok açık bir şekilde gösterebilen, oraya doğru odaklandığımızda doğru stratejilerle yönetmemiz için birçok argümanı bize sağlayan doğru bir e, vizyon ve bakış açısı. Dolayısıyla ben bunu ödeme sistemleri olarak sınırlandırmak istemiyorum. E, tabii ki doğru kitle bu gibi görünebilir fakat tüm bankacıların, e, özellikle yeni bir girişim, yeni bir açılım yapmak isteyen e, tüm çalışanların, tüm iş dünyası insanların e, bir taraftan da regülatörlerin bu eğitime katılmasını oldukça faydalı buluyorum. Tavsiye ederim tabii ki şiddetle. E, kimlere tavsiye ederim derseniz ağırlıklı olarak bir kere zaten e, benim yani şu an yaptığım iş dolayısıyla danışmanlık yaptığım şirketlere de aslında verdiğim tavsiyelerden bir tanesi ürün ve servis geliştirme alanında özellikle. Ee, içinden transaction geçebilecek. Yani aslında ucu fintech'e dokunulabilecek fikirlerin biraz daha üzerinde durulması. Çünkü biraz e, ürün ve servisi daha kıymetli yapan e, parametrelerden bir tanesi de o aslında. Özellikle de bizimki gibi yani zorlu bir girişimci ekosisteminde. O yüzden girişimcilere kesinlikle tavsiyem olur. Ee, sadece fintech alanında bir iş yapmıyor olsalar bile e, gerçekten bir fintech nasıl çalışıyor? İçinden para transferi geçen bir e, ürün ekosistemi nasıl çalışıyor? Bunu öğrenme adına e, çok ciddi potansiyel olabilir. Diğer taraftan da masanın diğer tarafı aslında kurumsal tarafa büyük şirketlere tavsiyem olabilir bu. Çünkü onların da her ne kadar birçok firma özellikle bankacılar tarafında ciddi eforlar sarf etseler de işte kurum içi girişimci ya da inovasyon yönetimi alanında burada gerçekten farklı bir dünya anlatılıyor. O yüzden biraz daha bu dünyaya hakim olma anlamında potansiyel olabileceğini düşünüyorum onlar için de. Fintech tabii ki de çok gelişen bir alan. Yani banka sektörünün içinde olan insanlar bile bence gelmesini tavsiye edeceğim bir kurs diye düşünüyorum. Çünkü ben tamam sektör dışındayım ama sektör içerisinde olan insanlar da bu kadar çok gelişimi aynı anda yakalamamış olabilirler. Dolayısıyla bu kurs hani birçok farklı çevreden insanın, fintech alanındaki uzmanların kattığı birçok dönelere sahip. Yani sonuçta evet kesinlikle tavsiye ederim.